Babel farklı tip oyuncu. Babel'le Fegül'ün oynadığı takım oyunu oynamadı. 20 maçın 10'unda gol atamıyorsunuz. 20 maçta 16 gol, 0.8 gol ortalaması. Çok gol yemiyorsunuz ama en iyi oyuncunuz Muslera. Artı Ömer Bayram çok ekstra performans gösteriyor. Evet. Şu an son haftalara Galatasaray'a bakarsak iki tane oyuncu zaten tartışmasız. Lemina, Ömer. Niye? Hızlı dikine gidiyorlar. Takım bir şekilde ileritiyorlar. Bu kadar olumsuzluk içinde ben yine bir olumlu taraf alırım. Dediğim gibi şu an Galatasaray'ın fikstürü çok önemli Volkan. 9 maçın sadece ikisi İstanbul dışı ve deplasmanlar Göztepe, Konya. Yani Galatasaray'a çok ters gelmeyen deplasmanlar. Artı Türk Telekom stadında çok maça çıkacaksınız. Ve her şeye rağmen potada devreyi bitirebilirsiniz. Ve potada devreyi bitirirseniz şu an 3 kulvardaydınız. Belki tek kulvarda kalacaksınız. Yapacağınız işte Onyekuru takviyesi olur. Volkan'a ben de katılıyorum. Yani çok transferde hareket alanınız kısıtlı mali şartlardan dolayı ama çok da anormal takviye ediyorum. Onyekuru'yu kiralarsınız. Kesin gözüyle bakıyor musun Onyekuru'ya? Şu anlamda bakıyorum. Onyekuru tek tercihim Galatasaray diyor. Artı orada bir şekilde 1,5 yıllık kiralama formülü. Onu soracaktım yarım sezon. Zaten Galatasaray'ın Emre Mor'u almasının sebebi Onyekuru. Galatasaray sezon başı Onyekuru'ya çok bel bağladı. Menajerinden söz aldı. Onunla yola çıkarak Rodriguez'e Fenerbahçe'ye gidebilirsin denildi. Üstüne Onyekuru 15 milyon euroya transfer yapınca apar topar bir panik transfer. Emre Mor'u görüyoruz şu an hani. Orada Galatasaray'ın sezon ikinci yarı planlamasında Onyekuru olacak sol kanadında. Artı Falcao dönecek. Artık yani ligin ikinci yarısında Falcao'yu Galatasaray'da izleriz. Falcao, Onyekuru farklı bir hücum varyasyonu izleyebiliriz. Artı burada hani Belhanda'nın artık miadı doldu Galatasaray'da. Taraftarla olan kopukluk çok ciddi artık onarılamaz. Artı performanslar geçen gün düşüyor. Hoca Fegül de ısrar ediyor. Fegül bir şekilde kıpırdayacaktır. Geçen sezon kolaydı. Afrika Kupası'na finale kadar gitmişti. Tek başına Galatasaray'ı şampiyon yaptı desem yerlerine. Bence hani biraz şey görüyorum hani nasıl Fenerbahçe'de Max Kruse varsa Max Kruse oynasın, yer açılsın diyorum. Aynı şey Galatasaray'da Fegül'ü varsa da ama 10 numara ama sağ açık kanat bir şekilde orada Fegül'e yer açılır. Yani Fegül'ün olduğu takımda Fegül'ü oynamalı öyle söyleyeyim. Defansta burada işte yapılacak takviyeler önemli. Sol bekte Nagatomo'nun yerine bir sol bek takviyesi şart gibi. Artı stoper senin zor. Yazdığın Milan'daki adam yereye düştü artık. Son maçta da biliyorsun. İsviçreli miydi? Teo Hernandez gol attı. Rodriguez İsviçreli değil mi? Evet. Ama Şili asıllı. Şili asıllı evet. İsviçreli o çok iyi oyuncu biliyor musun? Wolfsburg'dayken ben çok beğeniyordum. Çok ben şöyle oyuncu. Söyleyeyim. Cemali nedeniyle İsviçre milli takım maçlarını takip ettim. Her maç bir Caner Erkin gibi dikkatimi çekerdi solda. Evet. Hani oyuna çok dominant bir oyuncu diyelim. Hani oyuna çok katılan bir bek. Onunla görüşmeler var. Hani bir şekilde sol bek isteniyor. Stoper aranıyor. Bir şekilde hani Volkan'ın 3-4 takviye. Tabii burada çok maliyet hani. Galatasaray çok para harcayamaz. Onu söyleyeyim ama takviye olacak. Bu bir arada, şekilde bu takviyeler bu arada yapılacak. Bir bilgi verelim. Bak şu an ekranda Tuzla Spor maçı var. Çok beğendiğiniz golü atan Sadık Fenerbahçe taraftarıymış. Maçtan sonra bazı storyleri gördüm Tuzla Spor'la ilgili de. Gerçek Fenerli oldum falan gibi böyle arkadaşları espriler yapmış. Mesela onun röportajı beni çok etkiledi biliyor musun? Galatasaray stadında Galatasaray'a karşı gol atmış bir oyuncu olarak konuştu maçtan sonra. Dedi ki hayatım boyunca unutamayacağım bir akşam yaşadım. Torunlarıma bile anlatacağım bir anım var dedi. Ya, hakikaten düşündüm. Hani sonuçta iki alt ligde oynayan bir oyuncu. Muhtemelen belki Süper Lig seviyesine gelir ama hani bir daha böyle bir fırsatı, böyle bir ortamı yakalama imkanı çok çok az. Bu oyuncular için çok büyük hikayeler. Yani inanılmaz büyük bir hikaye ya. Ya adam düşünsene ya Fenerbahçe taraftarı olması ayrı bir konu. Hani profesyonel bir sporcusun. Türk Telekom stadında Galatasaray'ı takımın senin attığın golle mağlup ediyor. Büyük bir iş yani. Bu arada onun golünün asistini yapan sonra da kırmızı kart gören Muhammed Akarslan da Fenerbahçe altyapısından. Tabii, Fener altyapısı oldu. Ama tabii böyle hikayelerde gol atanlar değil takımlar her zaman hatırlanıyor. Mesela hiçbirimiz Pendik'in gol atan oyuncudan hatırlamayız. O yüzden o kişisel bir an onun için. Sadece tek hatırladım. Fenerbahçe öne geçmişti ama kaybetmişti. Torunlarını anlatacak. Çok yani. Güzel hikaye. Pendik'le Tuzla'nın peki yan yana olması bir şey mi acaba böyle evrenden gelen bir mesaj mı yani? Galatasaray'ın Tuzla'ya karşı daha önce de yenilgisi var bu arada. Ama Başakşehir'de oynanan Tuzla maçta. Daha iyi bir takımdı. Evet. Daha doğrusu daha iyiden kastım daha iddialı bir takımdı. Sahipleri el değişmişti. Biraz daha tanınmış oyuncuları vardı. Şu Tuzla kadrosuna hemen maç öncesi baktım. Bir tek Melo'nun penaltısını kurtaran Göksu Türkdoğan'ı gördüm kulübede. O da süre almadı. Yoksa ben her zaman bakarım bu tip alt takımlarda acaba eskiden Süper Lig'de oynamış, birincilikte oynamış oyuncu var mı diye.
Yani kendi liginde de çok iyi gidiyor Tuzla bu arada ikinci. Evet. Çok zaten ekstra bir şey yapmadı Galatasaray'a karşı. Yine iyi savunma yaptı. Net bir galibiyet aldı. Rövanş için de Volkan, evet hani Galatasaray elendi diyemeyiz ama çok ciddi avantajı var. Tabii canım. Çünkü şu da var, Galatasaray üst üste iki iç saha maçı oynayacak. Ankara Gücü, Alanya Ankara Gücü, ben galibiyet bekliyorum. Arada bir Paris Saint Germain maçı var. Sonra Tuzla, Göztepe, yani Fatih Hoca ben zannetmiyorum çok az takımla çıksın o maça. Muhtemelen ligde seri yapmayı ön planda. Yine bir rotasyon olabilir kupada. Rotasyon olursa Tuzla geçer turu. Bak o kadroyla Tuzla Spor istediği kadar maç yapsın. Yani üzerinde Galatasaray formasını çıkar. Kadro kalitesi olarak o seviyede bir kadro bence. Ciddi söylüyorum. Bence rotasyon olmaz. Selçuk mesela çok bence artık son sezonu. Bir futbol ben bırakacak. Uzun bir şekilde daha futbola devam edebileceğini düşünmüyorum Selçuk'un. Yani rotasyon olursa da bence 3 oyunculu bir rotasyon olur. Yani 11'in değişmesi çok kolay değil. Yani Fatih Hoca sence bırakır mı turu? Bilemiyorum. Hangisi Galatasaray için hayırlı olur? Bilmiyorum. Bence bırakmaz. Son 5 dakikamız içerisindeyiz. Alanya Spor Teknik Direktörü Erol Bulut'un açıklamaları var. Bu açıklamaları sizlerle paylaşalım. Sonrasında Galatasaray'a dair geniş geniş konuştuk ama Alanya maçı üzerinde çok fazla şey söylemedik. O mücadeleye odaklanırız. İnşallah önümüzdeki Galatasaray maçında da yakalayacağımız pozisyonları iyi değerlendiririz. Bu bizim için çok önemli olacak. Sisi ile ilgili zaten bizim kendi oynadığı futboldan çok memnunuz. Takıma verdiği katkıdan memnunuz. Galatasaray'la adı geçiyorsa da demek ki burada iyi işler başarıyor. Takım arkadaşları ona iyi şekilde yardımcı oldu. 9 golü var. O da elinden geleni zaten Alanya Spor için yapıyor. Teklifler gelmesi doğal. Ama sakatlığı şu anda da devam ediyor belindeki olan ağrı ile ilgili. Son maçla da ilgili yediği bir sarı kart oldu yedek kulübesinde. Hafta sonu Galatasaray maçında ondan dolayı bizimle olamayacak. Hakemler de işini en iyi şekilde yapmaya çalışıyorlar. İnşallah bu hafta sonu da Galatasaray maçında iki takıma aynı doğrultuda faul, offside, kartsa kart aynı şekilde davranırlar. Çünkü futbolu güzelleştirmek lazım. Hem taraftar açısından da bu daha güzel olacaktır. İki takım kulüpler açısından da doğru olacaktır. Zaten herkes haftalardır bundan yakınıyor. Bütün kulüpler, Galatasaray kulübü olsun, biz olalım, başka kulüpler olsun. Demek ki her kulübün bu doğrultuda sıkıntıları var. Alanya Spor Teknik Direktörü Erol Bulut'un da açıklamalarını sizlerle paylaştık. Alanya ekibi sezonun iyi takımlarından bir tanesi ve Galatasaray adına da herhalde iç sahada en çok istenecek mücadele değil Alanya Spor karşılaşması ama netice itibariyle Sarı Kırmızılılar da kazanıp bir seri başlatmak istiyor. Galibiyete giden yolda Galatasaray'ı ne derece favori görüyorsun? Ya biraz Beşiktaş'ın o hani Galatasaray derbisi vardı yani. Artık kazanmalı diyorduk, başka çaresi yok. Galatasaray için de aynı şey geçerli. Artı ben bilmiyorum ya, Fatih Hoca'nın olduğu yerde her şekilde bir şekilde çözüm bulur. Tekrar kazanırsa Galatasaray, ben bir seri de bekliyorum Ankara Gücü maçıyla birlikte. Galatasaray'ın bir de şansı var tabii. Fenerbahçe-Sivas, Yeni Malatya-Sivas, Fenerbahçe-Beşiktaş, hani zirvedeki takımların da birbirleriyle maçları olacak. Hani evet. Burada yakalayacağı seri Galatasaray'ın devreye 3-4 puan. Artı Başakşehir'in 2 deplasmanı var. Onu da göz ardı etmeyelim. Çok ciddi hani kötü geçen sezonun ilk yarısında en azından yarışta kalabilir Galatasaray. Bunun yolu da Alanya galibiyetinden geçiyor. Sisse yok. Artı geçen hafta çok farklı kazanmış. Rahatlamış bir Alanya var. Ben buna da önem veriyorum. Mesela Gaziantep FK Galatasaray yenildiğinde Gaziantep bir hafta önce Ankara Gücü'nü 2-1 yemişti son dakika golüyle. Yani bu tarz psikolojik etkileri oluyor. Lemina döndü. Bu önemli. Evet. Lemina'nın orta sahada olması. Takımla beraber çalışıyor. Babel de bugün deneyecek kendisine. Babel'in de oynamasını bekliyorum. Hani Babel, Lemina bir şekilde hafta içi hoca... Feguli? Feguli'yi beklemiyorum Volkan. Feguli'nin biraz daha Lemina'ya kıyaslarsak daha sıkıntılı bir sakatlık süreci vardı. Burada Belhanda olabilir muhtemelen. Artı hafta içi dinlendirilmiş Marco, Muslera, Mariano tekrar ilk 11'e dönecek. Tuzla Spor maçında oynayan oyunculardan da bir tek ben Nagatomo'yu ilk 11'i bekliyorum. Hani Ömer. Tuzla maçında sağ bek Ömer dinlendi. Tuzla maçında oynamadı yani. Tuzla Spor maçında aslında birçok kişi dinlendirdi hocam. Sonradan girdi. Alanya Spor. Yanlış hatırlamıyorum. Adem, Donk, Belhanda girdi. Evet.
Yani Tuzla Spor maçı ilk 11'ine bakalım. Ben o maçtan sadece Nagatomo'yu, o gün ilk 11 sağ bek oynamıştı. Sol bek bekliyorum. Yani en azından fiziksel açıdan daha dinç, daha diri bir Galatasaray izleyeceğiz. Artı as oyuncular, öyle söyleyelim. Ve artık hani Türk Telekom stadında ne olursa olsun bir seri başlamalı. Yoksa hani Galatasaray sezonu neredeyse kapatacak. Trabzon'daki o 90. dakikadaki gol Galatasaray'ın bir şekilde pes etmediğini gösterdi ki ikinci 45 iyi de oynamıştı Galatasaray. Golü de hak etmişti, öyle düşünüyorum. Hani yarın ben artık çok dizi ilişkileri, oyunculara takılmıyorum. Artı hani Sisse'nin yokluğu da önemlidir Alanya Spor için. Galatasaray'ın kazanmasını bekliyorum. Ne bekliyorsun bu mücadeleden Volkan Demir? Yani eksikler ışığında konuşmak lazım. Lemina döndü dedi. Babel'in de oynayacağını düşünüyorum dedi. Bu ikisi dönerse Galatasaray'ın galibiyet şansı olabilir. Ama Fegül'ün üzerine Lemina'sız ve Babel'siz bir takımla çıkarsa sahaya, ben Galatasaray'ın galibiyet ihtimalinden bahsedemem. Açıkçası... Son 30 saniyemiz var. Son 30 saniyemiz. Şunu söyleyeyim. Açıkçası işte iç saha maçı, Fatih Hoca avantajı vesaire, bunları hep konuşuyoruz da sonuçta kadro kalitesi diye bir gerçek var. Yani bu takımda Babel ve Lemina dışında tehdit olabilecek... Son dönemde Ömer'i de kat ona. Ömer'i de katıyorum. Tehdit olabilecek, performans verebilecek oyuncu sayısı çok az. O yüzden Galatasaray için çok zor bir maç bence. Teşekkür ediyorum Volkan Demir, Mehmet Özcan sizlere yorumlarınız için. Spor Ajansı'na noktayı maç özetleriyle koyuyoruz. Herkese mutlu günler. Hoşçakalın.